Dilan Cavcav, üniversitede de okutulması gereken bir hayat hikayesi, bir mücadelesi. Gerçekten enteresan bir adam. Biz hiçbir zaman Hacı'nın transferi, velayeti olmadık. Öyle bir düşünce yoktu. Biz Fatih Hoca'nın listesinde yer aldık. Şampiyonlar Ligi evet. maçımız var. Evet. Çok evet. önemli bir evet. maç. Ama Jardel de da <laughs> Ona ihtiyacımız var yani. Leblebi bir gol atıyor. Attı da zaten. Emre'nin hep o sinirli hali, o agresif hali şey yapıyorlar. Ama insanlar şunu unutuyor. Emre'yi yetiştiren Hacı. Hacı nasıldı ki Emre nasıl olsun? Gerçekten hoca... Türk futboluna nasıl bir Fatih Terim damga vurduysa Ersun Hoca da kendi damgasını vurdu diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler Atakan Kurt ile futbol anıları programının bu haftaki konu Galatasaray'da bir dönem forma giyen, şampiyonluk yaşayan Süper Kupayı kaldıran Bülent Akın. Bülent Akın'la geçmişe gideceğiz. Anıları ve hikayeleri sizler için konuşacağız. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, geçmişe gidersek bir Galatasaray transferi hikayeni dinleyelim. Fatih Terim'in listesinde vardın. Sen evet. gittin Fatih Hoca da e, Fiorentina'ya gitti. E, ve o dönem Hacı'nin takımı Popesun'un takımı dendi. Hatta Hacı'nin seni transfer ettirdiğin yönde haberler evet. vardı. Gaz gazetelerde hep bunlar yazılıyordu. Ama Hacı'nın değil Fatih Hoca'nın listesindeydi değil mi? O Tabii o da bir e, bazı insanların oyunları, bazı insanların e, bizim üstümüzden algı yapılması anlamında biz hiçbir zaman e, hacının transferi veliyatı e, olmadık. Öyle bir düşünce yoktu. Hiçbir zaman biz hocanın, Fatih hocanın e, listesinde yer aldık. Fatih hoca dört kere şampiyon, arka arka şampiyon olmuş, UEFA kazanmış listesi. Ama o süreçte Fatih hoca tabi e, transferi söz konusu, Ferhatine gitme söz konusu ve o, o zamana denk geldik biz. Ee, tam gidiyor mu, gitmiyor mu, imza attı mı, ayrılacak mı tam net değildi. tabi oradan sonra Fatih Hoca... E, imza atıyor. Fiorentina'ya ayrılıyor. Sonra bu liste... kulüpte kalıyor. Yeni hocaya veriliyor. Ve bu listeyi de tabi yeni hoca... E, haciler, Popeskular... E, hocanın öğrencileri... ve bu listeyin e, doğru bir liste olduğunu... bunun takımını güçlendireceğini gençleştireceğini. Ama Hacı Popescu onaylamasa gelemeyeceksin ama. Bir şekilde öyle tabii ki öyle oluyor. Yani aynen. Hacı ile Popescu e, orada sonuçta bunlar e, şunu hep söylemek lazım. Hacı Popescu Tafara olmasaydı Galatasaray ne UEFA Kupasını alabilirdi, ne Süper Kupasını alabilir. Alamaz değil mi? Kesinlikle. Bu insanlar gerçekten hem e, akılları, kültürleri, çalışma azimleri, yetenekleri ee, bir daha öyle yabancı geleceğini düşünmüyorum ben e, Türkiye'ye. Gerçekten onlara ben şöyle söylüyorum. Onlar diplomat insanlar yani. Onlar sadece futbolcu değil aynı zamanda diplomat insanlar bence. Hacı ile alakalı bir anı var mı? Hacı ile e, anımız çok. Yani bir araba, e, araba. E, Hacı gerçekten e, onu tanımak onu analiz etmek, ondan bir şey öğrenmek hem futbol hem yaşamda ya, öyle bir insan ki. Düşünün Hacı gibi bir yetenek. Madrid'de oynamış, Barcelona'da oynamış, milli takımda çok büyük başarıları var. Madenaz. Buraya geldi 7 sene, tempra'ya bindi adam. Yani bunları incelemek lazım. Bizim e, e, burada bir ders çıkartmamız lazım. Bence ben o dersi çıkarttım. Aynı zamanda aynı Hovacı, İtman'da e, Çift Kale'yi kaybetmek istemiyor, kavga çıkartıyor, sinirleniyor, e, gerginlik yapıyor. E, hiç maçı kaybetmek istemezdi. Ve kendisine sert giren oyuncu da şey diyormuş. İşte ben bunu istiyorum. Bana böyle gelin. Evet. Gel. Ama bizde şu var. Maalesef e, papazlarımız, büyüklerimiz onlardan topu çalmamızı, onlara sert girmemizi e, genelde böyle bir bariyer vardı e, bizim kültürde. O aşıldı şu an. Ama o zamanlar vardı. Sana yapman e, var mıydı bunu? Ya vardı. Oldu. Bunlar e, ben yaşadım. Yani bunu hem Denizli'de hem Galatasaray'da Türk yerli. Ama tabii böyle böyle futbolcular bunları beklemiyor. Tam tersi. E, i̇tman'da bunu rakip sana sağlıyor mu? Sağlamıyor. Ağzına basıyor rakip. Tabii. O yüzden e, bunları teşvik ediyordu. Biz de çok teşvik etmiştir. Doğrudur yani. Aferin böyle girdi. Çünkü e, musabaka hazırlıyorsun. E, musabaka en azından almak musaba şartlarını itmana yerleştirmek. ve onun bilincindeydi. Ve, e, biz çok şey öğrendik çok şey de gördük onlar. Glasgow maçında mı çıkarttın Hacı? Evet mi? Hacı öyle. Evet oyundan çıkartmış olduk Hacı ama tabii şöyle oldu. O çok hayatımızda e, hem komik hem de güzel anlardan bir tane. Şimdi şampiyonlar ilgili Glasgow deplasmana gidiyoruz. Önümüzde. Biz üçlü oynuyoruz orta sahada. E, Ayan Ergün abi ben. Tabi önümüzde e, Hacı oynuyor. Aslında defansif görevlerini tabi bunlar, bu arkadaşlar çok üst düzeyde yapmıyordu. Evet. Biz de beklemiyorduk zaten bir şey ama... Rakip de e, çok güçlüydü. E, zaten üstündüler genel 90 dakika boyunca ama son dakikalar bir tık üstüne çıkmaya başladı tempo. Tabi Hacı da daha çok yorulmaya başladı. Ben de Hacı'nın sağ tarafta oynuyor arkasında hemen hemen kaymaları ben yapıyorum. Sağ iç oynuyorum. Ama canın çıktı tabi. Evet, canım çıkıyor tabi. Hem o hem sonra zaten bir sene Jardel geldi. Bu ikisi mücadele etmiyorlar. Hem Jardel'e hem, Jardel hem Hacı'yı ortasına çekmek zorunda. Tabi. Doğru mu? Şimdi bunu kaçırıyor insanı Bu ciddi bir efor. Tabi. Hem ciddi bir taktik ciddi bir teknik gerekiyor. Ciddi bir taktik, ciddi bir kondisyon. Ama biz e, bunları e, nasıl desem sünger gibi emiyorduk. Tabii. Doğru mu? Bunları çok... E, Önemsemediler ama şimdi öyle bir pozisyon geliyor ki dedim ki yani şimdi buradan adamlar atak geliştiriyor. E, Hacı düştü, Jardel düştü. Zaten onlar defansif olarak e, dediğim gibi görevlerini e, öyle bir özellikleri yok. Ama biz de gol yiyeceğiz. Ben onu hissediyorum. E, Tafarel çizgiden çıkartıyor. Geliyorlar 18'de korner e, çok korner almaya başlar. E, ben şimdi Hacı'ya konuşmam doğru olmaz. Zaten yapamam. Ama biz Franco, Fransızca konuşuyorduk genelde e, ve İngilizce dedim ne yapayım ne yapayım ee, şunu söylemek istiyorum yani fazla çıkmasın. Yani mesafeyi daralsın. Geri çekil çek, çekilsin biraz istedim. Ama bunu söyleyemezdim. Tabii o zaman gençtim 21 22 yaşında. Cüzza Haziye ya bir taktik vereceğim. Ben Popescu'ya döndüm. Popescu dedim. Popa dedim, Pope dedim. Yani sen bir şey söyle ona dedim. Yani böyle gidersek biz golü yiyeceğiz dedim. Tamam mı? Popescu da baktı bana. Aynı şöyle beni onaylar gibi Hacı'ya döndü. Tabii onlar hem akraba Tabii. hem milli takımı. Öyle bir ikaz etti ki Hacı'ya. Öyle bir bağırdı ki. Ben bile şaşırdım orada. Sonra ee, akabinde 2-3 dakika sonra baktım oyuncu değişikliği. Tabii oyuncu değişikliği var ama ne yaparsın? Dönersin kenara bakın kim çıkacak diye. Bir baktım tavırda 10 numara. Hacı çıkıyor. Hacı çıkıyor. Tamam mı? Popescu'ya döndüm. Popescu'yla göz göze geldik. Bir şey demedi, ben de bir şey demedim. Devam etti. Neyse orada çok önemli bir puanı aldık. Soyma odasına Popeye geldi. Soyma odasına hemen hemen e, yan yanaydık. E, çok iyi hatırlıyorum. Dedi sen dedi ne tehlikeli adam oldun dedi. Ne oldu dedi Popeye. Ya sen de hacıyı çıkarttın oyundan dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl yani dedim bence. Nasıl çıkarttın Dedim dedim hoca da aynı şeyi gördü dedim pope dedim ben çıkar öyle bir gücüm yok ama öyle bir espri yaptı. Öyle hafiften de enseme böyle küçük atarsın ya küçük. Hacı'nın bundan haberi oldu mu? Hacı'nın bundan haberi e, oldu ama ben hiçbir zaman açmadım tabi. Ama demek ki bizim orada gördüğümüz e, hoca da gördü. Oraya aksadığını artık e, bir değişik olmaz çünkü oradan çok geliyor sol taraftan kendi yani Glasgow'un sol taraftan çok atak geliştiklerini. Hoca da o hamle yaptı. Öyle bir anımız var o maçta. Ee, çok güzel bir anı. Ben yani bu evet, arkadaşlar anlatırım. Güzel, 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 güzel hikaye. E, yani şikayesi var. Hadi evet. Alakalı. Şöyle e, tabii çok o zaman Avrupa kupaları e, hep zaten seyahatteyiz. Avrupa'ya gidiyoruz. Kamplarımız da zaten orada. Sezon başı İsviçre, Avusturya falan. Hacı'nin ikaz ettiği yani e, onun dikkatini çekiyordu. Ben de hem Fransa hem İngilizce bildiğim için daha çok Hacı, Popescu, Tafarel'ler e, dışarı çıkıp boş vaktimizde onlarla beraber yemek yiyorduk kahve içiyorduk. Veya on kamplarda biri eksik olduğu zaman ben geçiyordum yerine. Evet, acıyla çok kaldığım oldu, popesikle çok kaldığım oldu. Şunu söylüyor... Yani neden bizim yerli futbolcularda bu kadar bu alışveriş telaşı, alışveriş yapma merakı var diye bana soruyordu. şunu söylüyor yani İstanbul'da her şey varken neden illa yurt dışından almak istiyorlar? Ben de ya yani ben ben de anlam veremiyordum zaten. Öyle çok ders, hem hayat dersi hem futbol dersi bize çok şeyler kazandırdı. Yani. Biz de biraz yurt dışına, daha doğrusu batıya karşı evet. bilinç altında hepimizde bir aşağılık kompleksi, bir batı hayranlığı vardı. Var. Bu Son senelerde kırıldı ama. Kırılsın, evet doğru. Hala ama bunu her yerde hissediyoruz. Güzel bir konu. Asıl ayrı bir kitap yazılması lazım Tabii, bu konuyla ilgili. Bir yabancı hayranlığı var. Evet, gerçekten belki o refleksler... O anda yerli futbolcular o kadar alışverişe e, büyük paketlerle her zaman otobüse dönmeleri ve o havalanlarda falan ama gerçekten Hacı gibi o zaman İstanbul zaten bir dünya şehri ve her şeyi de bütün markaları da elektronikte olsun, kıyafette e, moda da olsun her şeyi bulabiliyorduk. Ama e, böyle hayat dersleri dediğim futbol dersi çok anılarımız oldu Hacı ile. Bülent Korkmaz Bülent abi ile e, inanılmaz profesyonelliği, e, takıma hep sahip çıkması, gençlere hep sahip çıkması e, güzel anlarımız var. E, ama çok da fırçaydık Bülent abi'den. Eee sağ olsun. Bize hep e, bizim ilimiz için hep iyi kaz hep de o da büyüktü. O da inanılmaz bir profesyonel. Eliniz ayağınızı dolaşıyor mu Çünkü Bülent korkmaz maç boyunca sürekli bağırırmış. Doğru, e, Bülent abi hep gergindi maçta. Benim işim zaten e, ne kadar eleştirilsem bile hep zor oldu. Hem önde Hacı Tafarel, arkada Popescu Bülent abi. Yani ben de tam ortada. Tabii. Hem onların e, şeyini... Sen kum torbası... E, yani, yani kum torbası diyelim orada e, artık... yani Her eve, her eve lazım denen bir adam lazımdı ya, işte evet. çünkü... Popescu'nun hacini şey Bülent abi'nin de yaşlıları belli. Profilleri belli. E, Hacil'in, Tafarel'in pardon, Hacil'in e, jardelen Jardel'in profilleri belli. Taktik anlayışları ve defansif görevlerini zaten hemen hemen hiçbir zaman yoktu defansif bölümünde. E, yani bizim görevimiz çok hassastı. O yüzden de zaten çok eleştirildik. yani Ama biz harfiyenden Büyük bir hocamız vardı. Bunu herkes artık kabul ediyor. Ee, onun harfiyen e, taktik emirlerini, taktik planını uygulayan bir tane hoca e, futbolculardan bir tanesiydim ve o yüzden yani, taktiği de çok inanan, inanan birisiyim. Ama gerçekten hem Popescu'nun hem Bülent önünde oynamak zordu. Hem de e, Aci'nin Tafaren arkasında oynamak da çok Şurası zordu. ile Jardel. Evet. E, Jardel. Jardel pardon. Jardel'den devam edelim o zaman. Süper Mario Jardel. Süper Mario Jardel yani gerçekten çok renkli bir arkadaşımızdı. Yani e, herkes tarafından taraflı taraflı sevilen bir insan oldu Süper Mario Jardel. Güzel anılarımız var. E, bizim e, o zaman da eşiyle sıkıntılar yaşıyordu e, zaman zaman. Ben de Zaten o eşi zaten bütün parasını evet, aldı onu. Evet. Büyük do, sıkıntılar. Do, donla evet, büyük sıkıntı. Evet, abi. evet. Tabizesi öyle oldu gerçekten. Ee, ama biz e, zaman zaman aynı olayda kaldık, zaman zaman da dertleşiyorduk. Bugün şöyle bir e, İsviçre'de, Basel'e karşı galiba... Yok, St. Gallen. karşı e, Şampiyonlar Ligi'ne önemli maçımız var, yani, çok önemli bir maç. Ama Jardel de bunalımdı. <laughs> ama e, ona ihtiyacımız var yani. Leblebi gibi gol atıyor, attı da zaten. E, Verhat abilerin de... Ben bu konuyu açtım. Verhat abi de bize yakındı, hep yani gençlere. öyle abi dedim. Dedim, adam bulan da yarın maç falan var, gol falan. Böyle sohbet ettik. Ben bir odaya uğrayayım dedi. dedi. bence de dedi, abi dedim. Bir, gel dedim sen. Geldi. De, acı e, da gerçekten açık, sam yani gerçekten tam Brezilyalı profilinde e, taşıyan bir arkadaşımız. Ona da dertleşti. Ona da şey yaptı. Dedi dedi saçlarımı kim kesecek dedi. Dedi kuaför arıyor dedi. Ne, ne kuaförü dedi. Makine makine var bende dedi Vedat abi. Makine. O gün e, insan psikoloji bozdu. İlk saçlarına saldırıyor mu? Yani Kadınlar, erkeklerin de öyle. de öyle. O gün e, odada e, Jardel'in saçlarını sıfıra vurdu Vedat abi. Ertesi günde iki gol attı. İki gol attı. İnanılmaz goller gol attı. 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 O stresini attı. O ortamda güldük, eğlendik. E, sonuçta bir kamptayız hep yoldayız. Hep yoğun bir stres falan. İyi bir ortam oldu Vedat abi. Ben, Jardel. E, ertesi günde ee, o golleri atarak tabi daha da mutlu olduk. Puanlar alarak döndük. Okan Böyle Buluk, güzel bir anım var. Okan Buluk ve Emre Belezoğlu. Onlarla da bir sene oynadın. Evet. Gerçekten e, onlar da hem Türk futbolunda futbolcuyken de hocalık şunda da yani e, karakterli, e, çok çalışkan, çok emek veren insanlar, e, profiller. onlarda da e, beraber oynadık. E, aynı takımda olmak, aynı şeyleri üzüntüler yaşamak, aynı şeyleri sevinmek bize güzel anlar kattı. İnsanlar ben şunu gördüm ama Emre'nin hep o sinirli hali, o agresif hali şey yapıyorlar ama insanlar şunu unutuyor. Emre'yi yetiştiren Hacı. Emre yani Hacı nasıldı ki Emre nasıl olsun? Yani Hacı o gerginliği, o agresifliği hep o örnek aldı onu Emre. Ve Emre ee, onu öyle benimsedi ki, e, Emre de aynı şekilde oldu. Yani o kaybetmeme hırsı e, gerçekten Hacı'dan gelen bir şey. Hacı'ya yapıyor muydu Emre peki İdman'da? Evet, hacı'ya yapamazdı. Yapamaz mıydı? Yapamazdı. yapamazdı. Yapamazdı o gerginliği yani. Yapamazdı. O, o, o hacıya her zaman şunu yani herkes e, karşıdaki rakibine göre al ama hacıya. Başka bir herkesin başka bir saygısı vardı hacıya karşı. Suat, e, Emre, Okan orta sahası ve sen geldin sen oynadın. Evet. Evet. Bir zorluk yaşadın mı? Bir şey yaptılar mı sana? Ya, bir gruplaşma oldu mu? Ya bunları tabii konuşmakta ben şey bulmuyorum. Yani yanlış bir şey Tabi her takımda. Yani bir takımda grup yok demek gibi e, dese yalan olur. Açın, yani i̇nsanın bünyesinde var. Son 5-10 sene birlikte oynamışlar. Aynen öyle. Ülkeler nasıl bir birlik kuruyorsa işte Avrupa Birliği, NATO falan. Ilk i̇nsanlar da e, bu şekilde. Ben o konuda evet zorluklar çektim ama hepsine e, baş edebildim. O yüzden kendim hep, e, bunları tabii insanlar bilmezler ama e, ciddi bir gruplaşma vardı bizim ekipte. Nasıl hissediyordun peki o gruplaşmayı? Ya şöyle, e, a, inan bana e, ilk gel ilk geldiğim gün, kafetere, restoran yani tesis'teki e, üst kısım, alt tarafı. Yani ben şöyle bir süzdüm, e, masalara baktım kim nerede oturuyor, biraz da dinledim onları, yani ne esprileri yapıyorlar, gündem ne falan diye ben hemen şey yabancıların yanına park ettim arabayı yani tabiri caizse. <laughs> de Bura bana uymaz, uymaz. şurada bana uymaz dedim. Dedim baktım e, Popescu e, Hacı Tafarel orada bir yer var. Bülent abi de orada oturuyordu. Bir boş yer var dedim. Ben hemen oraya park ettim. Orada kendimi e, kendimi daha iyi hissettim onların arasında. Bir de Jardel e, Okan Buruk ve e, Emre Belizuyel ile bir sıkıntı evet. yaşamış değil mi? Jardel'e bir, Jardel e bir... Yani tabii grupların verdiği gerginlikler olabiliyor. Ee, bir e, Emre ile Jardel'in kavgası vardı. Ee, onlar bir şeydı. Bayağı şimdi... daldılar değil mi Jardel? Ya, oluyor yani bu Melo yaptı ondan sonra bizde. Yani bu kavgalar Beşiktaşlıoğlu, Fenalo bu gerginlikler olur. Ama önemli güzel, olan hayır Emre ile Jardel aynı mevkide değiller. Evet. evet. Aynı mevkide değildir. Yani grupların verdiği bir şeydir olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hasan şaş asan Has'anın Hasan e, bizim e, neşeli e, yani neşeli değildi aslında yani. ama genelde renkli renkli kimliği vardı asanın asana hep derbilerden hatırlıyorum ben derbilerde o gerginliği hiçbir zaman e, onu tabi stres gerginlik bu bunlar da e, alışılması, futbolcuların bunları yönetebilmesi lazım. Büyük iş adamları evet e, başka sektörlerde de. Tamam. Ama Fenerbahçe Galatasaray derbisine geldiği zaman Kadıköy'deki. Kadıköy'de Asan'ın e, tamamen başka bir Asan'a döndüğünü kendini kaybettiği bir insan nasıl e, gerçekten derbinin baskısını ben Asan'da hissediyordum yani. yani derecesini. Gerçekten Asan'ın Burnu kanadığını gördüm ben yani Sıkırsan gerginlikten. Burun, burun kanaması, Kendi kendine ya. kavga ettiğini, kapıcıyla kavga ettiğini, orada güvenlikler. Yani ama Asan'ın e, coşkusu, çalımları falan e, güzel anılmaz var. Yani çok beraber de güldük, çok da üzüldük. Ama Asan e, hep aklımda Fenerbahçe derbileri yani Asan'la ilgili. Bölümler. Sabri, genç Sabri. O zaman siz oynarken yeni yeni A takıma çıkıyordu. Tabii e, Sabri hiç unutmam sormalısınız ve belli bir düzen vardır. Gerçekten ne kadar büyük futbolcu olsan ol, olsan da yeni bir kulübe geldiği zaman yeni bir düzen yemekhanede, soyunma odasında, otobüste oturmada falan. Sabri baktım formalara işte e, ayakkabılarını aldı, girdi hiç unutmam. biz de gençiz hani Sabri e, genç de biz de oray genciz Emre 78'im ben 80'li Emre en gençlerimdi. Baktım yer arıyor gözünden. Bakıyor nereye oturabilirim falan diye. Tabi orada girdiği soyma da bir basit bir soyma değil. Yani Okan abi, işte Hacı, Suat, büyük isimler, Davalalar, Tafareller, Kaponeller, Sebastianlar. Tabi baktım oraya bakıyor bize. Dedim benim yerimde de e, yer açtım ona. Gel kardeşim buyur burada otur dedim. E, sonra e, orada da arkadaşımız oldu yani. Yanımıza oturttuk. Orada aldım onu yönlendirdim. Ee, sonra bildiğimiz Sabri kariyerini yaptı Galatasaray'da. Doğru. Ergün Pembe. Yedin mi parmak? Ergün Pembe. <laughs> Ergün <abi. gülüyor> ya Ergün abi e, gerçekten e, algı ne kadar önemli yani. O e, bildiğimiz Ergün abi aslında çok farklı bir Ergün abi e, kişiliği var. Ama e, şu, o soğukkanlılığı gerçekten ben dünyada farklı liglerde de oynadım. Çok da yabancı da ta, tanıyorum. Yani o kadar e, baskılarda, o kadar büyük maçlarda bu kadar soğukkanlı kalan, kalabilen, o bir kabiliyet yani. Tabii değil mi? Bir adam üstünde görmedim yani. İnanılmaz soğukkanlı. Umurunda değil. Aslında ya. Ya. o umurunda değil yani. O yani orayı e, artık yani. taşıyabiliyor diye. Taşıyabiliyor. Acaba mesela Umurunda değil de olmaz o ya iş yani. O bir yetenek yani. Umurunda şöyle. Soğukkanlılık anlamında. Evet. Sağ içinde maç ne olursa olsun umurunda değil. O bir Adam, ma soğukkanlılık, maça aslında bakış... Aslında o bir özgüven biliyor özgüven musun? Özgüven o bir maestro. Abi. Tabii tabii. Yani Ergün diyorsun. abi bir maestro aslında yani. Mesela Bülent'te bunu bulamazsın. Bülent abi de. Ee, aslında bunu bulamazsın. Tabii. Hakan abi de bunu bulamazsın. Yani Bülent abi zaten her an kavga edebilecek tabii. Bülent Korkmaz. İsviçre maçı, maçı mesela Ergün Pembe hiçbir antrenmanda oynatmamış Fatih Hoca. Herkes o kadar stresi ve gergin ki, o kadar kötü ki hmm. Ergün Pembe oynatıyor. Ersun iki tane, üç tane asisi yaptı Ergün Pembe. Ya, ya ya Şaşırmam ben tanıdığım için e, öyle bir yeteneği vardı. O da bir yetenek. Tabii yetenek bence de. Ve e, inan bana çok rahatlatıyor bu sahada öyle bir adam olduğu zaman. Doğru. İster sol bek oynasın, ister sol iç oynasın ister önde oynasın yani. Çünkü Ergün abi her bölgede oynayabiliyor da ya, oynatıyordu da. Yan yana soyundun mu onunla? <laughs> yok öyle bir hata yapmadım ya. Valla <laughs> öyle bir hata yapmadık öyle yani. Öyle yani ay ayakkabını... Ya, gerçekten... Şey yani böyle çok komik, böyle her, her tarafta konuşamayacağımız şeyleri çok vardı yani. <laughs> Ergün abi. abinde... Ergün abimiz de diyelim. Benim bir şey mi ediyorum. Ee, Herkese mesela parmak yani, için Luchescu ve Fatih Hoca'ya şey yapmış mı? Onu kendisine sormak evet, lazım. lazım, ama. lazım değil mi? Herkese de atmamıştır herhalde. Yani. Serkan Aykut. Serkan Aykut'ta yani e, şöyle bir anımız var. Tabii çok seyahat ediyoruz. Çok uçağa biniyoruz. E, daha çok sağ içinde değil de bir gün uçak alçalmaya başlıyor. Yine Avrupa Kupası'ndan geliyor. Hava şartları da çok kötü değil. Ama yani soft landing yani yavaş yavaş geliyor, süzülüyor uçak. Bildiğimiz inişe geçiyor. İnişe geçiyor. Ama artık ne olduysa pisti mi ayarlayamadı pilot? Pas geçti. Pas geçti uçağı. Tekrar yani kalktı tekrar ıı, tam gaz motorlara e, bilmiyorum hiç yaşadın mı Yaşadım, değişik bir, bir gün şey an, tam yaşadık, böyle evet tırsım, tam evet yani. Yani, tırsıyor ama hava havada bir sıkıntı yok artık herhalde ya e, pistin çok ilerisinde mi gitti ayarlamadı kendini ve pas geçti Serkan da inanılmaz uçaktan korkan bir e, arkadaşımızdı bu o tam pas geçtiği süresi o tekrar yükselişte Bak kemerini çıkartmış. Korkudan ne yaptığını bilmiyor. Bir öne gidiyor, bir arkaya Saklanacak gidiyor. Saklanacak yer mi arıyor? Aynen öyle. O psikoloji. <laughs> ya en sonda bir öne gidiyor bir yerde. Şey olacak acaba son... düşerse? Düşerse nerede ölmem acaba? Ya ben saygılıyorum o insanlara ben. Gerçekten. Çünkü bazen bize de oluyor. Biz de çok, zaman zaman gerçekten uçak korkusu sıkıntılı bir şey. Ama bizde Serkan ve Suat abi onla, onlarla kimseye yaklaşamazdı. Ciddi korkuyorlardı. En sonda işte o koridorda gezerken o pas geçmedi. En sonda bunu herhalde Akan abi miydi? Ee, Suat, Suat abi olamaz, Bülent abi de olabilir. Birisi bunu tuttu, e, çekti, kemerini bağladı, tutturdu yani. Kesin. Hiç unutmam. <laughs> inanılmaz bir şeydi yani. E, Fatih Akel. <laughs> Fatih Akel... E, Fatih Akel e... Anlarımız çok yok ama inanılmaz bir doğa üstü bir gücü vardı Fatih Akın. Doğal çok kuvvetliydi. Doğa üstü bir gücü vardı. Tafarel. Tafarel e, diplomat. O da e, inanılmaz bir kişilik, karakter. İnanılmaz bir karakter. İnanılmaz çalışkan. İnanılmaz bir e, baba, bir takım arkadaşı, bir kaptan. Yani çünkü bu adam Brezilya milli takımında kaptanlık yapmış. Tabii. Dünya Kupası ee, Dünya Kupası kazanmış. Yani di diyorum ya eğer o kişiler Tafarel, Popescu, Haciler olmasaydı gerçekten Galatasaray o iki Avrupa Kupası'nı getiremezdi. ve onlardan bir tane mimarlardan bir tanesi de e, her gün fitnese giden bir insan. Her gün 200-300 karın kası çeker mi? Yani gerçekten. Ee, kariyerler öyle tesadüfen yapılmıyor. Büyük bir emekler var. ve Tafarel e, bunlardan bir tanesi yani. Tafarel'in ayak tekniği mi dahi senin mi? Tafarel'in önündendir. Kesinlikle. Mi? O zaman zaten kesin. Tabi e, biz o zaman 21 yazıyor. o gelişimimizde daha gelişim Hı. tam gelişmemiştik yani futbol 26-28 hatta araştırmalar var 33 yaşına 34 yaşına kadar Futbol gelişen bir şey Gelişim, yani. Evet. bunlar e, kabul etmek lazım. Ama Tafarel 5'e 2'de ortaya girmezdi. 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 Kaybetmiyor topu. Kaybetmiyor ki. Öyle bir tekniği vardı. Zaten o stoperlerin geriye pas vermesi, oyunun kurulması e, başlatanlardan bir tanesidir Tafarel yani. E, Bacakarız bir tekniğe oluyor var. mu 5'e 2'lerde? 5'e 2'de e, çok nadir e, Tafarel ortaya girerdi. <laughs> çok çok nadiren yani. Gerçekten tekniği üst düzeydi. Yani e, Ümit Karan. Sevdiğimiz saydığımız e, Ümit Karan anımız e, asıl Galatasaray'la beraber olmadık da ama şöyle bir anımız var. O Almanya'dan rahmetli Cavcav bizi davet ediyor gençler birine. 96 senesi son ay Aralık e, tabi Avrupa'dan o Berlin'den geliyor ben Brüksel'den geliyorum. E, teiste bütün odalar dolu. Tabi Gençler Birliği'nin tesislerinde. Ve bizi boş oda buluyorlar. Ümit Karan da sağdaki yata, ben de solda. Orada ilk tanışmamız orada oluyor. Aynı zamanda sonra Galatasaray'da da beraber olduk ama çok güzel şeyler yaşadık. Çünkü o da gurbetçi, ben de gurbetçi. O da benden büyük olmasına rağmen iki yaş büyük, çok büyük değil. Yok pardon, dört yaş büyük. E, o gurbetin sıkıntıları, o aileden uzak kalma, yeni bir ülkede alışmak falan her zaman e, beraber göğüs geldik. O yüzden hem Ankara'da hem İstanbul'da çok e, güzel anılmaz Ümit Karan'a ama Severdi eğlenceyi. Eğlenceyi severdi. Biraz o kişiliğimiz orada ayrılıyor ama <laughs> yine de e, ortak zeminlerde e, buluşuyorduk. Onun kadar e, ee, seven, onun kadar e, değişik, fantastik goller, at, e, goller atan e, futbolcu azdır dünyada yani. Sadece Türkiye değil, gerçekten o konuda e, çok akrobatikti. Manisa'ya attığı gol hala Süper Lig'de. Öyle bir gol yok yani. İnanılmaz. i̇nanılmaz. i̇nanılmaz. O voley diyorsun değil mi? Tam Neler o... neler neler. Yani bir Van de itmanları seviyordu. Van Basten. Aynen öyle. Van Basten. Dediğim gibi ama onları e, hem çok seviyordu. Hem çok çalışıyordu. Çok deniyordu değil mi? Çok deniyordu. İtman'da çok yapıyordu. Hem çok seviyordu. E zaten onun bir show tarzı var ya. Show, biraz şovmenlik var orada. seviyor. Tam onluk şeyler yani. Madem o zaman gençler bir de İlhan Cavcav'la ilgili anıları da dinleyelim senden. Ya e, başak ben başak demin röportajda önce de söyledim. İlhan Cavcav üniversitede okutulması gereken bir hayat hikayesi, bir mücadelesi. E, gerçekten e, enteresan bir adam. Şöyle iki 3 tane anım var. Bir tane iki tanesini anlatayım. Tabii biz orada o zaman 17 yaşındayız, gençler bile geldik, imza attık. Tabii ne de Türk bir ailede doğursak bile, ne de olsa Avrupa'da doğulup büyüdük. Farklı hareketler, farklı kültürlerin üstümüzde yansımalar olabiliyor. Oldu. Gün rahmetli toplantı yapacak. Biz de Akabin'de kampa gideceğiz. Antalya kampına. Ee, ve toplantı aşağıda toplantı sonuna başladı. Ben de e, en önde, en önde oturdum. Hemen yanımda e, Erkan Sözer ve arkamda da Metin abi vardı. Tabii ben oturdum. E, Metin Diyadin. Metin diyelim pardon. E, başkan geldi oturdu en ön tarafa ama ben o anda tabii grupeciz bacak bacağı atmışım bekliyorum başkan dinleyecek. Ya Avrupa'da tabii normal şeyler. Şu an olsa tabii ki yapmam böyle bir şey. Farklı bir gülü. Ama arkada Metin abi tabii başkan aynı zamanda konuşuyor. Metin abi de başkan kızmadı sana. Başkan bana bir şey söylemedi. Bir şey söylemedi. Çok tecrübeli bir adamdı. ben eminim ki o biliyordu benim ona öyle bir saygısızlık yapmayacağımı, gurbetçi olduğumu da biliyordu. Bize her zaman çok sevecen, çok babacan davrandı. Ama arkamda devamlı Metin abi itiyor, cimcikliyor bir şey anlatmaya çalışıyor ben anlamıyorum falan. En sonda geldi, kalktı, kulağıma eğildi böyle dedi. Bacak bacağını bacağını indirir misin? Başkana karşı bir saygısı olurdu. Ben de hemen öyle bir anım var. Ama hep bunun sonra hem bunu başkandan kendime özür dilerim. Hem, hem çok güldü. Dedim gibi çok babacan bir adamdı. Sözünde duran, futbolu çok seven. Yani Afrika'ya gidip kendisi izlediği futbolcuları aynı zamanda çok çalışkandı yani o kadar işin arasında ben görmedim bir başkanın Afrika bilet alıp da uçakla gidip de futbolcu izleme çok ayrı bir yer futbol için büyük bir kayıp yani rahmetli olmaması şu an Antalya'da da bir anımız var herhalde Antalya yine anımız şöyle Kamptayız. otelimizde ama aynı zamanda başkan başka bir otel yatırım yapmış bir arazi almış. Bir tesis yapım aşamasında. Orada da orayı görmek adına e, hem oradaki yeni bitmiş bir saha e, görmek adına orada bir hazırlık maçı alınıyor. Yani şu an yeni yatırımı. Tabi o e, bulunduğumuz kamptan, otelden de otobüste oraya doğru yol alıyoruz. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir yer. O yollarda giderken tabi Antalya'ya bilirsin. Hep böyle meyve tarlası, seralarının arasında tabii. falan geçiyorsun. Öyle ellere giderken hem başkan da bu arada otobüste. Bizden de öndü. En önde başkan hem koruması hem de sağ kolu otobüste. O yolda giderken başkan bir arazi görüyor. Ya diyor ki şu şu arazi dedi yardımcısına dönerek şu arazi gerçekten konumu çok iyi ya. diyor. Ben de bunu duyuyorum. Yardımcı başkanım zaten o arazi sizin diyor. Ben de böyle Allah Allah dedim. Yani Başkan bir şey diyor. O diyor ki de ben böyle bir şok oldum. Sonra gülmeye başladım. Tamam yavaş gülüyorum ama Başkan duymasını. Başkan ara <laughs> o arazi kendisinin olduğunu haberler yok. Ama onu yardımcısı söylüyor. Öyle bir anım var. Yani o arazi yani gerçekten... çok güzel diyor. Arazi sizin diyor. Arazi onun olduğu haberleri yani evet. muhteşemmiş. Başkanım zaten size arazi sizin diyor. Öyle bir anımız Çok anımız var gerçekten anlatanız anlat, bize. Yani e, gece. E, Mondragon o da e, yani bir hep söyleniyor. Galatasaray'da bir kaleci kültürü var. Gerçekten de büyük kaleciler bu formayı e, telletti. İşte eee Mondragon e, Uf, şimdi Müstera e, o da gerçekten büyük dava vurdu. vallahi Mondragon e, komik olan şey onun büyük köpekleri vardı. Zaman zaman tesise getiriyordu. Bir gün biz idman yaparken bu köpekler yani birden bunların ipi sarılmış e, sağa girdiler. Herkes orada kaçış ve bizim kaçışları görecektik korkan biz asan herkes yani ben orada e, neredeyse ağaca dönmedim. Ciddi böyle büyük köpekler vardı bilmem hatırlıyor musun? Muhtemelen de onları topa koşmuştur. E, topa mı koştular <laughs> ya yani, dalla orada biz bizi biz onları koşarken görürken sağda zaten Tabii, onlar onları biz de vın yani Hı. böyle <laughs> e, ama gerçekten ee, hem kişiliği hem çalışması hem yetenekli ee, bir arkadaşlarımın bir tanesiydi. Hala... Sen Sergen Yalçın'la da e, oynadın Evet. Yani Sergen abi e, ben hep şunu söylüyorum. Öğrencilerim de anlatıyorum. Sergen abinin bence kariyeri iki kariyeri var. Yani benim analizlerim, benim düşüncelerim tabii bunlar. Lucescu'dan önceki kariyeri, ...ve Lucescu'dan sonraki kariyeri. Ee, gerçekten... ...hep söylüyorum... ...şu anda çalıştığımız kulüplerde de söylüyoruz... Ee, ...çevremizde bir hoca... ...futbolcuya dokunması lazım. Onun gelişmesi için... ...onu daha ileriye taşıma için... ...emek sarf etmesi lazım. Ee, mesela kim böyle hocalar? İşte Ersun bunu yaptı. Fatih Terim bunu yapıyor, büyük hoca Ve ben bunun... E, ...sergene dokunan hoca... ...bence Lucescu'dur gerçekten Sergen abi Lucescu'dan sonra inanılmaz bir disiplin, inanılmaz bir çalışma azmi, itmanda çok farklı bir karaktere büründü. Ve onu bize e, takıma faydası çok katkı sağladı. E, gitti Beşiktaş'a da çok katkı sağladı. Yüzüncü şampiyonu oldu. Evet. Ama ben şunu şunu Roma maçında, şampiyonlar ligi maçında Roma'nın futbolcular Sergen abinin korktuğunu, çekindiğini kendi gözlerimle gördüm. Yani Ama bunu e, dediğim gibi özel bir anahtar lazımmış Sergen abiye. Onu da Luchescu buldu. E, gerçekten itmanda, inanılmaz çalışkan, inanılmaz istekli. E, her şeyini veren ve bunu tabi de maçta yansımalarını gördük. Bize de çok puan kazandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde hem şampiyonluğumuzda da çok katkı sağladı. E, dediğim gibi e, buna bize ben bu e, hikayeyi analiz olarak kendi hocalığımla bir yerinde saklıyorum. Çünkü gerçekten bazı futbolculara demek ki doğru kelimeleri, doğru yaklaşımı gösterdiği zaman çok e, az profesyonel bir insanı, Sergen abi, çok az profesyonel bir insanı, çok profesyonel, çok isine saygı duyan, çok farklı bir insan çıkartabiliyor. Doğru. Ben bunu hem gördüm hem yaşadım birebir. Sakatlanmıştı bir mi de? Ben öze e, şöyle bir Sergen abiyle beraber onun tabii ee, çapraz bağı koptu. Akabinde 10 gün ve 2 hafta sonra benim çapraz bağım koptu. Hocanın da UEFA'da resmi sitenin bir açıklaması vardı. Sergen'le Bülent Takın olsaydı ben finale kadar yükselecektim şampiyon ligine. Çünkü Sergen'in ofansif organizasyonu ne kadar katkı sağladığını e, orada anlatmaya çalıştı hoca. Benim de defansif organizasyonu ne kadar e, önemli olduğunu takım için anlatmaya çalışmış o demişti. O demeçlerde de bizi hem takımın gerçeklerini, asıl gerçeklerini anlattı. Sergen abi gerçekte çapraz bağ kopması, akabinde 10 gün sonra benim çaprazımla takımın dengesini çok bozdu. Yani ligde götürebildik, şampiyon olduk. Ama bir üst yerlerde, Şampiyonlar Ligi'nde seviyelerin daha yukarıda olduğu yerlerde orada götüremedi takım yani çıkamadı. Onu da Lucescu şuna bağladı, hem Sergen'e hem bize. orada gerçekten hem onur etti hem dediğim gibi e, Lucescu Sergen abiye dokundu yani. E, son olarak da Ersun Yanıl'ı sorayım sana. Ersun Hoca tanışmamız 98'de Metin Diyadin vesile oldu. Hiç, hiç unutmam e, kış ayları soyma, gençler binleriz... İtman'dan sonra soyma odasına giriyoruz. Ben de e, Metin abinin oturduğu yerde benim oturduğum yer Hemen karşılıklıydı. Telefon çalıyor. Ersun Hoca da kariyerine yeni başlıyor. Yani yardımcılığından birinci hocalığa geçiş yapıyor. Salihli anlaşıyor. Futbolcu arıyor. Bir orta saha arıyor. Metin abinin telefonu çalıyor. Diyor ki Metin'le Ersun'la tanışıyor. Diyor ki, Metin diyor bana iyi bir orta saha dinamik bir orta saha lazım diyor. Ben de telefonu duyuyorum ama konuşmaları duyuyorum ama tabii Ersun Hoca'yı tanımıyorum ben. Metin abi de gözümün içine bakıyor. Aynı zamanda konuşuyor. Hocam diyor. Var diyor. Hemen diyor yarın biletini alıyorum diyor. Sana gönderiyorum diyor. Benim de gerçekten orada önümüzde Jeremy var. Metin Diyadin var. niyatlar var. Tecrübeli futbolcular. Bizim o anda 17-18 forma şans. Şansımız az. Bizi biletimizi alıyorlar. Hemen Salih'e kiralık gidiyoruz. Hoca ile orada tanışıyoruz. Ee, gerçekten hoca Türk futboluna nasıl bir Fatih Terim damga vurduysa e, Ersun Hoca da kendi damgasını vurdu diye düşünüyorum. Hem işte Denizli yaptıkları Gençler de e, da yaptıkları, mini takıma da kadar yükselmesi, Fener'e kadar gelmesi, Fener şampiyon, olması. şampiyon olması. Hocanın e, burada ben Fatih Hoca'yla e, özellikle Avrupa'da milli takımı Fatih Hoca, Şenol Hoca, bir de Ersun Hoca'yı her zaman e, ayrı tutuyorum kafamda. Hakikaten de bize hem oyunculukta çok e, şey öğrendik hem e, futbolcu e, hocalığında da teknik e, direktör kariyerimde de bize bir kapı açan, bize gel bu işi burada öğren diyen Eskişehir Spor'da iki sene yanında çalışmam e, bizi gerçekten e, çok katkı sağladı. Çok e, hem idmanlarında hem programlarında ...Elson Hoca'dan öğrendiğim, kazandığım, gördüğüm şeyleri çok kullanıyorum. Kaptan çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Edin. Değerli vaktini, değerli yorumlarını bizlerle paylaştın, geldin, kırmadın. E sana da başarılar diliyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Bunları anlatmam için, e, bu ortamı sağladığın için sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten ben şunu hep görüyorum, şunu söylüyorum. Bu bizim yaşadıklarımız, Galatasaray'da o başarılar falan... Ee, ne kadar insan o hikayeleri dinlerse o kadar iyi diye düşünüyorum. Bence o yüzden mi? bunlar çok önemli. Zaten inanılmaz keyif alıyorlar izlerken ve dinlerken. Öyle mi? Öyle olması lazım. Fotoğraflar var elimizde. Çok güzel fotoğraflarım var geçmişten. Bu maç hangi maç? Bu maç e, bizim Şampiyonlar Ligi Deportivo maçı deplasmanda. Deportivo maçı, Deplasman. Evet. Orta o, sahada oynuyorsun o, Hacı ile beraber. Şöyle e, orta saha şöyle. O sen lig... Hacı değil mi? Avrupa kupalarında o özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hoca iki ön libero oynatıyordu. Burada Suat abi de var. Hı hı. Ee, Suat abiyle yan yana oynup önümüzde e, burada muhtemelen e, Okan abi oynuyordu ve Hacı oynuyordu. Genelde Şampiyonlar Ligi'nde bütün maçları oynamamın sebebi hocanın anlayışından kaynaklı. Doğru bir anlayıştı. Yani şimdi Gaziantep'e karşı, Bursa'ya karşı, Birliği'ye karşı oynadığın taktik Aynı taktiği çıkıp da Deportivo Madrid'e Liverpool'a oynamaması lazım ama maalesef biz daha e, o olayı çok hatalar yapıyoruz e, bizim teknik adamlar e, biz burada iki ön libero olduğumuz için Suat abiyle yani o Zaten Hacı genelde kenarda oynuyordu Jardel e, önde muhtemelen de sol tarafta da ya e, sağ tarafta Ergün abi oynuyordu. ya Jardel sağa bakıyor Suat sola bakıyor. <laughs> Sizden bu, öyle bakıyorsunuz. Bu, bu fotoğraf son ana tam böyle kalkarken e, evet. yakalamış. yakalanmış ama e, inanılmaz bir deportivo vardı o zamanlar. İnanılmaz Hatırlıyor. bir takımları vardı. Hatırlıyorsun sen mutlaka. Hatırlıyorum. Yani Makay mı vardı? Biz evet, Makay Maka vardı. Makay Maka Maka vardı. İnanılmaz bir jenerasyon yakalamışlardı. O dönemde e, şu anki yani Pep Guardiola'daki Barcelona yakaladığı çizgiyi o zaman Deportivo yakalamıştı gerçekten. Doğru. İnanılmaz bir oyun sergiliyorlardı. Zana defterinde finala kadar gittik, Bu gittiler. Bu hangi maç? Bu bizim e, Lazio maçı. Yine Deplasman'da şampiyonlar ligi maçı Lazio maçımız. Bir ba birlik maç. bayağı şampiyonlar ligi maçı oynamışsın Galatasaray'la. Evet. Bizi gerçekten... E, Tam 21 yaşlarındasın değil mi? Tam 21 yaşında evet. Ama Şampiyonel 21 yaşında inanılmaz bir tecrübe edinmişsin e, şampiyonlar gibi maçlarında oynayarak. Şöyle altyapımızda tabii yurt dışında olduğu için biz o turnuvalarda hep Juventus'le işte Bayern Münih olsun, Liverpool olsun maç. Altyapılarda hep bunlarla karşılaştık turnuvalarda. Tabii hem Galatasaray tecrübe bize kattı hem o altyapıdaki tecrübemiz kattı. Bir de tabii inanılmaz isimler var e, takımda. Hacı var, Tafarel var. Popescu var. yerli futbolcularımız var. ama daha Kimle mücadele ediyorsun burada? Bu Paris Saint Germain'le. Bu da, bu da hep ilginç. Hep deplasman maçları gelmiş. Bu da Paris Saint Germain maçı. E, bu da şampiyonlar ligi maçı. Burada da herhalde e, Berabere ya 1-1 bir, bir ya 2-1 mi mağlup olduk? o zaman mağlup. ama domine ediyorsunuz. Avrupa'da çok zor yenilen bir Galatasaray kazanan. Şampiyonlar liginde İki tane grup geçtiniz, değil mi? Tabii statü farklıydı, evet. E... İki tane grup evet. inanılmazdı. Bir grubu geçtiniz, sonra bir grup daha geçtiniz. Tabii çeyrek finale gidiyorsun. O zaman iki grubu evet gerçekten de o iki sene oynadığım sürece hep o grupları geçtik. Yani o yüzden arkada Sise, şampiyon... evet, Sise var, eski Beşiktaşlı Sise. Sise var, doğru. Parkeprensede e, Paris. O zaman da e, büyük takımda büyük yıldızları evet. vardı tabii. Bu Bolton forması, değil mi? Bolton bu, Wanderers. Evet, bu içeride oynadığımız Bolton eee zannedersem bir kupa Mid maçlarından bir tanesi. Tam hatırlamıyorum bu formayı da şey armayı göremiyorum ama Middlesbrough olabilir doğru. Middlesbrough olabilir. Muhtemelen Middlesbroughtu. O da daha yani daha yine genciz yani yes. 23-24 yaşında. 23. Ee, i̇lk ve, defa ve Süper evet. Kupa maçı Luis Figo. Evet gerçekten o zamanlar e, şu zaman Neymar neyse ee, Muhammed Salah neyse o zamanlar Figo'ydu. Ee, etkili oynamış mıydı Figo o gün? Figo e, her zaman etkiliydi. <laughs> Ve inanılmaz bir futbolcuydu. Ya. İnanılmaz bir karakter. O kadar bir mütevazi. Ee, ama dediğim gibi o zamanlardaki Muhammed Sala. Yani bu, ya bu, bu, maçta şu anda 30-40 dakika sonra elinde Süper Kupa olacak Selam. Evet. İnanılmaz bir tarihi maç. Benim için özel bir maç çünkü Galatasaray'da ilk resmi maçım. İlk resmi Aynı maçı. zaman. süper evet. kupa maçında Çünkü biliyorsun Ağustos'ta oynadım liglerin başlamadan önce. İlk, Heyecanlandın ee... mı? Da, mı ya. Yani, tabii ki heyecanlandım. Yani e, Monaco'dayız. E, Şampiyonlar ligi kazanmış bir takımla. Da, bir anım var Hacı ile. Böyle soyma odasına dalmışım. Şimdi galibiyet artık kupayı aldık geldik. E, Hacı'nın e, üstünden formayı çıkarttım dağıldığım için kafama atıyor. Ben de böyle uyan, birden ben kendime geldim. Uyan uyan, hoş geldin. Büyük Galatasaray'a geldi. Burası kupaların kazandığı bir kulüp dedim. Orada e, gülümsedim tabi. Öyle bir anım varmış. Ama sen Sonra, ha, o anda hayal alemindesin. O ya. anda dalmışım. Yani soyma odasını artık yani. Bir, çünkü e, denizden geliyorsun. E, İç Anadolu'dan. Yani orada bizim e, Ersun Hoca'yla başardığımız bırakıp ligden yeni çıkmışım. Bir sene oynamışım ligde. Gelmişim Galatasaray. Galatasaray 4 sene arka arka şampiyon olmuş. UEFA'ya kaldırmış. bir yıldızlar dolu. Milli takımın az futbolcuların hepsi orada. İşte Hakan Uysal, Okan abi, Ümit Davala falan. Ve ilk resmi maçımız. Ve e, oyuna e, sonradan girdim ben. E, 45 dakika e, oyunda süre aldım. Ve dünya dünyanın küçükken izlediğimiz e, Real Madrid'e karşı ve biz kazanıyoruz. Kupayı kaldırıyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz. bir şey. O zaman Raul var, Figo var, Roberto Carlos, Carlos var. E, Guti var, Figo var. Guti var. E, he, hepsi orada. Hepsi evet. orada. Evet. Har yani hepsi orada. Bu, Yero bu, orada. Casillas orada. Evet. Bu Bolton formasıyla. Yok bu Galatasaray forması. Ha, Galatasaray, Liverpool, Galatasaray, forması, yine, Galatasaray evet, Galatasaray, şampiyonlar gibi bu Liverpool. Ha, Deplasmandaki abi, Shab -i, Shab -i Shab -i var. evet. Şavi var. Ee, bu da oradan söke söke bir puan alıp e, geldiğimiz bir maçtı. Ne güzel. Ee, gerçekten Liverpool'un atmosferi e, o stat o çok farklı bir farklı. yer. Yani Liverpool Bolton, mu? Bolton formasıydı. Bolton lig maçı bu. Muhtemelen bu Aston Villa'ya karşı ve West Ham karşı bir maçımızdı. Bolton'da Okoçay'la oynadın değil mi? Evet. Bir de, bir de Diorka'ya falan. Ee, orada Okocha vardı, ee, Yuri Gorkayev vardı. Fransa'nın milli takımı da Dünya Kupası'nı kazanmış gelmiş bir Gorkayev vardı. Ivan Campo vardı, Madrid'in Ivan Camposu. Evet. Ee, aynı zamanda Bruno Ingoti vardı. Paris Saint-Germain'den e, kupa kaldırmış gelmiş, UEFA kazanmış bir. Yani, e, özellikle Okocha ve Gorkayev ile onlarla beraber oynamak, onları tanımak. Ee, ayrı bir şeydi yani. Senin Ondan... Jorkayev'le bir anın var değil mi? Jorkayev Jor şimdi Frankofon onun. Fransa zaten Fransa'dan geliyor. Fransa bizim de e, Belçika'da doğduk büyük Fransızcamız var. E, çok zaman e, İtman'dan sonra İtman'da e, beraber vakit geçirdik Jorkayev'e. Samimi arkadaştık. E, çok zamanda annesi bize e, Türk bu Van Van doğumlu annesi buna Ermeni asılı biliyorsun. O yüzden e, bizim yemeklerimiz annesi evimizin, Vanlı. Annesi Vanlı. E, Van köftesini yediğimiz oldu ya, kendi evinde. Ya Elağa'nın evine gidiyorsun. Evet. Annesi Van köftesi evet. yapıyor ama dil evet, anlaması geliyor. Türkçe de e, yani çok derin olmasa da Çuçuça'da konuşabiliyordu annesi. Hani e, tabii, tabii tabii. Ha biliyor muydu Türkçe? Yok ben Jorkef bilmiyordu ama annesi e, az buçuk biliyordu. Ha, yani. Az buçuk biliyordu Türkçe. Evet. O ee, Koçayla... bize çok yemeğini yemişimdir çok yani. O Koçayla hanım var mı? O Okoçayla Türkçe konuşuyordu. O Okoçayla Türkçe konuş. Şöyle bir anımız var Okoçayla. Eee soyunma odasında yine toplantıda O Okoçayla Türkçesi fena değil. Ee, Türkçe konuşuyorduk. Bir gün hoca döndü baktı bize. Ya dedi, biz bir tane Türk transfer etmiştik ama Mersem iki tane Türk gelmiş dedi. O Okoçayla sürekli Türkçe konuşuyordu. Hoca hoca onu da Türk saydı bizden. Zaten pasportu vardı. Evet. Öyle bir güzel bir anımız var e, okuca. Çok anımız var. Sağ daha ama o anı tabi e, bir Nijera yıldızının yani gerçekten e, iz bıraktı. Gitti yerlerde Paris Saint Germain'de, Türkiye'de, Premier Lig'de. Yani onun Türkçe konuşması, Türk pasportu olması e, bizi e, gururumuzu e, hep okşuyordu yani. Tam bir o yüzden var, o anı, evet inanılmaz bir yetenek. Eee yani ne zaman, ne yapacağı, e, skoru ne zaman etki gerçekten büyük bir yıldızdı yani. Büyük Gör bir yıldızdı. Görüşüyor musun hala? Görüşüyorum. Arası da olsa e, görüşüyorum. Son e, Türkiye'ye geldi saatte yine görüştük. E, gerçekten öyle insanlarla e, arkadaşlık kurmak, e, devamlı hayatım boyunca ilişkiler yürütmek o önemsenin bir konu. Bir sene mi kaldın Bolton'a sen Bir sene. Üç sene imza atmama rağmen bir sene kaldım. Neden? Bu hocayla Hocayla şey yani Yıldızı Barış var derler ya. Hoca çok istedi oraya gelmemi. aynı hoca. şuna inarım ben. İyi bir hoca futbolcuya dokunur. Yani dokunur derken hayatına dokunur. Futbol futboluna dokunur. nasıl ben Ersun Hoca bize dokunduysa zirveye yakaladık. Lucescu dokunduysa zirveye yakaladık. Tersi de gördük? Bazı hocalar da bize yanlış şekilde dokundular. Bizde o kariyerimizde bize o etki yaptı. Hala buna şimdi teknik direktörüz. Biz her futbolcuya... E, ...dokunup... ...onları geliştirmek... ...onları daha görmek isteriz. O hocayla da bir... E, ...bize dokundu ama e, olumsuz anlamda dokundu. Olsunsun. O yüzden e, bizi çok isteyen... Hatta... ...imzada... E, seromini de ...şu açıklama yaptı. Ligden çıkıyor çünkü Bolton Wanderers. Premier Lig'den yani. Şampiyon Şifre Premier çıkıyor. Bu senede açıklaması hoca Orta sahamla, o koçlarla Bülent Akın'ı güçlendirdim. Orta saham artık çok daha güçlü açıklamasını yapıyor imza töreninde. Ama sonra e, farklı ilişkiler. Bizim biraz daha e, o zaman da çok gençim. genç olmam. Biraz daha e, olgunluk seviyem çok zirveye ve optimal seviyeye gelmediği zamanlardı. E, bunu kabul ediyorum ben. Onları da oynadık Hocanın biraz e, yapısı falan yıldızımız biraz daha e, barışık aldı olmadık hiçbir zaman hocayla. Mesela az önce sohbet ettik şey dedin. 10 e, kat iyi performans göstermen lazım ki in, bir İngiliz değil de seni oynatayım. Tabii yani İngilizleri hepimiz tanıyoruz. Yani bildiğimiz onlar e, gerçekten e, milliyetçiler. Yani bunu o zaten bir Belçika'da Andalek'te ayrılmam Hırçlık sebepler sebeplerde oldu. Bunu hep anlattım. Yoksa ben orada altyapıdan çıkmışım A takımla idmanlara çıkıyorum. Sorunlar yaşadık. Yani hırçıklık sorunları. İngiltere'de yine Avrupa ülkesi, yine Avrupa. Yine orada da sıkıntılar yaşadım. Ben eee olduğunu düşünüyorum daha çok. Ama o zaman tabii istediğimiz gibi yoksa orada gerçekten benim için Bolton bir sıçrama tahtısı olacaktı. Ben hep kafamda o zaman tabii bizim e, gençliğim Manchester'a e gitmek istiyordum. Hep hedefim el oydu. E, onu başaramadık orada. E, bir tecrübe oldu. Hiçbir şeyden e, pişman olmak. oradan dersleri çıkartıp e, yolumuza devam ettik. E diğer fotoğrafa gelelim. Galatasaray forması Ergün Pembe. Hızlı hızlı geçersek. Şampiyonlar Ligi yine. Figo. Yine Figo tabi Real Madrid'de çok oynadığımız için. Evet doğru, <laughs> çok, çok maçın var Figo Figo'dan çok resimler çıkıyor. Kanu, Nwakwo Kanu. Evet. Bolton'la, o zaman ee, Kanu nerede? Ee, Arsenal'da. Arsenal'da mı? Arsenal'e evet. karşı. Evet Arsenal'a karşı ile. Bu fotoğrafı da az önce gördüm. Bir Guti'yle bir fotoğrafım vardı sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Bu Galatasaray forması Hamza'ya ha, Hamza karşı. Oğuzayla, evet, Hamza Hoca'yla evet. Bolton. ayak işi, ayak işi salıyorsun. Savunmanın arkasında. bu, bu da güzel bir resim. evet. Bu da Premier League maçı, Aston Villa maçı. O Liverpool maçı. Evet Liverpool maçı. Gerard'a bir önce evet. Steven Gerrard şu anda sana bakıyor. Hayır hayır. Eski, eski de onların Efsane forvetlerinden bir tanesi gerçekten. Eski Türkçe biliyor muydu Dakikaten Öyle bir şey vardı. Ee, böyle bir söylenti var. Ya hiç duymadım. Olabilir. Ama eskinin gerçekten ya hiç unutmam. inanılmaz bir bir vücudu vardı. Vücudu vardı. Bir yani çok geniş, çok güçlü bir adamdı. Gerard da genç değil mi o zaman? Gerard da zaten Ümit Milli'de de karşılaştık. Ya, ya o 80'li aynı yaşlarda olmamız lazım hemen hemen. Zorladı mı seni çok Gerard? E, Gerard büyük bir futbolcu, yani, büyük bir yıldız, yani büyük bir karakterdi. Gençken de öyleydi. Gerard'la çok karşılaştık sağlayan. çok mücadele var mı ettik. Var böyle bir diyalog sahada? kavga, tartıştığımız oldu. Yani çok iyi hatırlıyorum Çünkü o da hırçın, biz de hırçınız. Var biz de küfürleşme? Pasperimiz. Yok küfürleşme yok. Yani küfür <laughs> sınırlarındaki şeyler var <laughs> ama... <laughs> Liverpool'la çok iyi hatırlıyorum. Gerard Owen vardı, şey vardı. Guti'ye. Guti'nin ayağından alıyor musun burada topu? Alıyorum topu, atılıyorum. Da muhtemelen Süper Kupa maçı. Süper Kupa maçı. De Beşiktaş'tan tanıyoruz. Ama gerçekten Büyük dünya oyuncu. dünya yıldızıydı. İnanılmaz sola, inanılmaz bir tekniği vardı. O oyuna çok hakimdi. İnanılmaz asistler veriyordu. Evet. Ee, bu da güzel bir resim orada. Evet. Pas vermiyor. Rivaldo. Yalnız bütün yıldızlarla oynamışsın ya. Ee, gerçekten Galatasaray'da yani... E, Kariyerimiz zirvesinde yani onun zir şimdi Rivaldo o zamanlar şu anki yani Rivaldo, Zidane onlar Tabii tabii Rivaldo büyük oyuncu. Büyük Rivaldo, oyuncu. Ronaldo, Ronaldo 2002 Dünya Kupası'nda falan gülü oyneye Dünya Kupasını aldılar. Bu maç çok enteresan bir maçtı. Ee, 2-0 önde götürdüğümüz maça 2-2 verdik maalesef. 2 -2. Ee, o zaman Xavi de orada Puyol yeni başlıyor, Xavi de yeni başlıyor. Saviola var, Claverord var. Fenerbahçe'ye gelen hoca Hollandalı neydi? E, koku var. E, var da var yani inanılmaz yani, evet. bir takımdı. 2-0 öndeyiz. Hoca inanılmaz bizi taktik olarak çalıştı. Devre arasında hoca bize tek şunu söyledi. Şey Hiç evet. Hiçbir taktik e, konuşması yapmadı. Sadece biz şuna dikkat çekmeye e, çalıştı. Hakemi çok dikkat etmemiz gerektiğini, hakem devreye gireceğini. Aynen böyle. Tecrübeli adam biliyor. Hakem devreye hakimle hiçbir konuda tartışmamızı istemedi. Bazı arkadaşları daha fazla uyardı. Çıktık iki kırmızı kart. Kimler gördü kırmızı kartı? <laughs> Hakan abi gördü. Hakan Uysal gördü. Hakan abi ya zannedersem bir de Emre abi gördü. Emre Aşık. Emre Aşık gördü. Ya, emin değilim ama. Onları mı uyarmıştı peki? Hakan abi uyarmıştı. Bir de daha fazla Sebastian uyarmıştı ama Sebastian'ın Sebastian değil ama ya Hakan abi kesin de Öbürsü zannedersem Emre abi. Abi 9 kişi kalmasın ama 2 2 kaldı. 2 2 kaldık evet. Hoca da bize çok net uyarmıştı ama Bu çok çok tecrübeli tabii. E, tabii biliyor. O kulüplerin lobilerini biliyor Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde işte Madrid olsun, Barcelona olsun. Mutlaka hakem e, bazı şeyleri, bazı hamlelerini hissetmiş hoca. Hissetti. Bu ama bizi hocalık. uyandırdı. Bu hocalığımızda ilk birinci hocalığımızda yaptığımızda Makedonya'da e, ee, Scoopy'de. Ee, güzel bir resim burada. İtman'da, taktik evet. şu, şu anda e, nerede çalışın son? En son e, küçük bir ilçede, Adama'nın ilçesinde Kahta 02'de çalıştık. E, ee, devre arası geldik göreve. Kesin düşmüş gözüyle bakılan takım 12 puanları vardı. Biz 2,5 kat puan topladık. 27 puan topladık. Ama maalesef ee, ikili i̇kili averajda Elazığ'a karşı e, düştük. Genel averajda 15 puan daha öndeyiz. 15 gol daha fazla atmışız. Ama ikili averajda maalesef e, hep şunu söylüyor. Yani daha önce gelmem gerektiğini, daha önce gelsek böyle olmazdı ama e, tabi ilçe takımları, büyük il takımlarına karşı mücadele etmesi de zor, e, zor oluyor. Zor oluyor. Kaptan çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzına teşekkür sağlık. Edin. Değerli vaktine, değerli yorumlarını bizlerle paylaştın, geldin, kırmadın. Sana da başarılar diliyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Bunları anlatmam için bu ortamı sağladığın için sana teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Bülent Akın'la Atakan Kurt ile Futbol Anıları programında gerçekten çok keyifli, çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Gelecek programda yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kal efendim. <laughs>